Biz herhangi bir hamle yapabilecek durumda değiliz. Çünkü şu an Hızır'ın masasında dostmuşuz gibi gözükmek zorundayız. Bu Hızır'la dost olduğumuz anlamına gelmiyor beyler. Biz ticaret yapmak istiyoruz. O karşı çıkıyor. Ya biz onun fikrini değiştireceğiz ya da sizin patronlarınızın desteğiyle masadaki insanları değiştireceğiz. Bizim için Hızır'ın bir önemi yok. Önemli olan üretilen silahlar. Bize verilmiş sözler var. Karşılığında da ödediğimiz paralar. Ya bu silahları teslim edersiniz? Ya da ne? Bombalar patlar. Oturduğunuz masada dahil. Beyler, beyler. Bizim konumuz çözüm üretmek mi yoksa sorunu tırmandırmak mı? Zaten Hızır kendi sonunu hazırlayan bir adam. Öldürdüğü Can Bey'in illaki bir cevabı olacak Amerika'dan. Biz Amerika'yı karşımıza almayacağız. Onun için birbirimizi tehdit etmenin hiçbir anlamı yok. Bırakalım Hızır kendi kendini imha etsin. Behrab, zaten patronlara söylediklerinden farklı bir şey söylemiyorsun. O zaman bizi buraya niye çağırdın? Sakin olun demek için. Bekleyin demek için. Şu anda benim haberim olmadan kimse kimseye dokunmayacak. Beyler, benim acilen çıkmam gerekiyor. Ne demek çıkmam gerekiyor? Oğlum Bülent büyük bir kaza geçirmiş, yoğun bakımdaymış. Siz toplantınıza devam edin. Altına gitmeyecek miyiz Feyyaz? Behram, oğlum diyorum, oğlum. Ben seni hastaneden alırım. Nasıl olmuş bu iş Dinçer? Bilmiyorum baba, Ahmet abim şu an araştırıyor. Söyle enişte. Ha, Tekin. Dayı haklıymış. Feyyaz çıkış yaptı. Tamam enişte. Ver şunu, ver şunu. Dur. Enişte. O adamların çıkışta fotoğraflarını çekip bize göndermezseniz vallahi bütün plan suya düşer ha. Tamam tamam Boran'a. Evelallah ben de Zafer de tetikteyiz, merak etme. İyi hadi, kolay gelsin. Sen bu Feyyaz'a ne kadar güveniyorsun Behram? Feyyaz bana yanlış yapmaz. Sana yanlış yapmayabilir ama bizim işimizde hiç kimseye güvenmemek. Söyleyin araçlar arka kapıya gelsin. Nereden, nereden?
Sen evinde oturmuşsun, uzatmışsın ayaklarını, bir güzel kahveni içiyorsun. Sen nereden biliyorsun bu adamlar birazdan çıkacak? Ya neyse ne İlyas. Allah'tan söyledi de tedbirimizi aldık. Vallahi henüz bir tedbirimiz yok babam. Malum adamların fotoğrafları da elimizde değil. Hatta doğru noktadan bekliyoruz. O da belli değil. Bu oteli sen bulduysan. Ben sana bin kere dedim ki her tarafına hakim olabileceğimiz bir otel ayarla. E babam ben ne yapayım? Otel şartnamesine göre kapalı garaj olmak zorunda. Yangın çıkışı olmak zorunda. Ben bunların hepsini görebilecek bir noktayı nereden bulayım baba? Tamam lan yeter. Yeter uzatma gereksiz. Şimdi Alparslan diyelim ki üç araba ayrı noktaya gitti. Üçüne de ayrı mı gidecek bu kurşunlar? Evet abi. Yeter ki zamanlama doğru olsun. Minibüs arka kapıya geldiler abi. Oğlum benle konuşacağına o telefonla fotoğraf çek gönder. Ahbaplık etmenin sırası mı şimdi? Merak etme abi daha çıkmadılar ki. Bak hala hoş. Babam Besat reis çağırmış. Arka kapıdan çıkıyorlarmış. Belli ki bu adamlar bir şeylere aydı. Aymaları zor olmaz. Bizi satacak adamlar bizzat içeride zaten. Behram, Behram. Hangileri olduğunu nereden biliyorsun Alparslan? Yandakiler belli ki koruma, Burak. Aynen öyle baba. Efendim abi. Hakan ne oldu? İşlem tamam abi. Sen var ya koçsun koç. Dolanmayın fazla oralarda. Diğer arkadaşları da söyle eşgal vermesinler. Biz fidanlığa geçiyoruz. Tamam abi. Tamam. İşte bu yeğenim ya. Bu iş bu kadar. Gel. İyi oldu Hakan düşündüğün. Ne iyi düşünmesi İlyas. Bitmiştik vallahi. Vallahi aynen dediğin gibi baba.
Enişteyle Zafer abiye kalsaydık eğer. Oho bitmiştik şimdi. İsterseniz siz çıkın. Ben silah parçaları ayırıp size katılın. Babam. İstersen bu Faruk silah parçaları ayırmasın. Hazır buradayken yazıhaneye koyalım bir tane. Lan gerizekalı. O silah daha demin üç kişiyi öldürdü. Ne işi var yazıhanede? Onu parçala sen Faruk, parçala. Ben depodan yenilerden alır koyarım. Babam doğru söylüyor.